ya. Çıkmadı mı daha? Daha çıkmadı. Belki sana ıı, bir refresh yap. Peki sen başladın mı? Yo Ronaldo, Ronaldo dedi mi? Vallahi dedi. Ha? Evet. Bilmiyorum. Ee. Sen oradan kulaklık takıp dinleyebilir misin yemek yiyeceğini? <laughs> yani ben böyle şeyler yapmıyorum sen yemin yaptığın zaman. Allah Allah ben anlarsın tencereye al ya. ben? <laughs> 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 Bu kadar olur ya tencereyi al şöyle ya. Onlar niye geliyorsun? Başladı mı programın? Bekler ben. Kadın, kadınlar öyledir. Kadınlar hep geç gelir randevuya. İki lokma yememin laf ediyor ya. Tencereyi al önünden. Başladı mı şimdik? Başladı. İnanmıyorum sana. Tamam arkadaşlar başlamış gibi gözüküyor. Seva'nın kanalından girdiğim için hakim olamıyorum olaylara. Ses geliyor mu sana Sevan oradan? Ses geliyor mu? Ses geliyor. Tamam. Okey. Hadi bakalım arkadaşlar. Bugün bana bir takım sorular yöneltmiş. Hepinizin ismini de aldım. Hepinizi de dosyaladım. Haberiniz olsun. Kim ne soru sordu? Şu anda hepsi bir doküman olarak karşımda. Evet Sevan Bey e, öğlen yemeğinin tenceresini olduğu gibi önüne aldı. Öyle adminlik yapıyor. Ya yani ben hiç yapmam öyle şeyler. Öyle bir insan. Şimdi Bugün ilk gelen sorulardan biri Ata Belli'dendi. Ve sorusu şöyle. Sevan Bey mutfaktaki yemekten evdeki mobilyaların dekoruna kadar her şeye karıştığını tahmin ediyorum. Bununla nasıl mücadele ediyorsunuz? Ee, Sevan'la Samos'taki evi e, dekore ederken ilk önce bir takım tepkiler yaptı. Neticede e, kadın evi yapar. Bir iki kez şunu şöyle yapma böyle yap dediği zaman da pulak asmadım. Kendi bildiğimi yaptım. Ve böyle ilerledi olay. Demek çok basitmiş. Mutfaktaki yemek olayı ise o, o her öğlen tartıştığımız bir konu. Ee, yemek gelir Bunun tuzu azmış. Ee, bunun limonu neden yok. Ee, bunu kesmek için testere mi getirsem? E, bu tip e, tartışmalarımız oluyor tabii ki. E, kendi babamdan da alıştığım bir olaydı bu. Ne zaman annem bir kek veya bir e, piski falan yapsa babam derhal e, bir testere de getirir misiniz derdi. Alışık olduğum bir olay olduğu için fazla kulak asmıyorum. Gelelim ikinci soruya. Ahmet. Mehmet Ali. İra hocam, ah şu muhteşem adam ile hayatınız gençken keşifse diyor musunuz? Yok, hayır demiyorum. Yani her şeyin bir e, yaşanma dönemi var. E, gençken Sevan'la tanışsaydım bugün hiçbir şey böyle olmayacaktı. Eee bambaşka bir şey olacaktı. Belki Seva'nın bugüne kadar yarattığı hiçbir şey de olmayacaktı. Mesela Şirince olmayacaktı. O yüzden hayır böyle bir, bir şey hiçbir zaman düşünmedim. XY siz bu konuya şimdi oradaki bu, bu sorudaki bu o, cümle düşüklüğünü pek anlamadım ama neyse siz bu konuya ve tarihe sanki Sevan Hoca'dan daha hakimsiniz Sizden dinlemek isteriz, saygılarımızla demiş. Şimdi hangi konu hakkında soru sorduğunu bilmiyorum. Fakat tarih olayına gelince hiçbir şekilde e, tarih konusu hakkında benim e, spesifik bir e, bilgim yok. Çünkü ben tarihçi değilim. Herkes e, beni tarihçi zannediyor. E, araştırmacıyım. Yalnız e, belirli bir konu üzerinde yoğunlaşmış araştırmalarım var. Ve hiçbir şekilde tarih hakkında da e, fikir yürütemem. O iş Sevan'ın işi. <laughs> Cape. İra Hanım, merhaba. Ortodoks, katolik ve protestan inancını ayıran tel unsurlar nelerdir? Ortodoks ülkelerdeki insanlar ile çalışırken iletişimsel olarak nelere dikkat edilmelidir sizce? Din konusuna değinmişsiniz. Şimdi bütün Müslümanlar birdir diye bir olay yok. Siz de bunu biliyorsunuz. Bütün Hristiyanlar Hristiyanlar birdir diye de bir olay yok. Hele hele Ortodokslar biraz daha fanatiktir, Hristiyan dünyasında. Tabii bu benim şahsi görüşlerim hep. Eğer Ortodoksların yaşadığı bir ülkedeyseniz ve en fanatik Ortodokslar da Yunanlılardır, eğer onların ilgisini çekmek istiyorsanız isim günlerini hiçbir şekilde unutmayın. Ortodokslar doğum günlerinden daha fazla isim günlerine önem verirler. Vaftiz olan çocuklar genelde aziz isimleriyle büyür. Ve bu isimler bu ortodoks ailelerde çok büyük önem kazanır. O yüzden eğer bir ortodoks ülke olan Yunanistan'da yaşamak istiyorsanız hiçbir şekilde ne Eleni'nin, ne Kosta'nın, ne Yorga'nın, ne Dimitri'nin isim günlerini hiçbir şekilde unutmayın sabah 8'den akşam 12'ye kadar vaktiniz vardır mesaj gönderebilirsiniz telefon edebilirsiniz veya elinize bir şişe içki alıp evlerine gidebilirsiniz Kerem Can Güler abla Sevan'ı nasıl düşürdün Bak güzel bir soru. Bu düşürdün çok önemli. Bu cümledeki düşürdün lafı önemli olan. Sevan'a ben düşürmedim. Sevan kendi kendine düştü. Nereye düştüğünü de tam anlamadı ama artık düşmüş oldu. Talip Korda Kubalı. Yunanistan ve Türkiye'deki kadın erkek ilişkilerini karşılaştırırsak, en belirgin farklılıklar neler olur sizce? Şimdi bu Yunan kadını, Türk kadını, Fransız kadını, İtalyan kadını, ne bileyim Belçika kadını, kadın kadındır. Bunun yani Yunan'ın, Türk'ü yok. Ee, yaşadıkları ortam farkı vardır. Bu ortam farkı yüzünden de e, daha özgür davranabilirler, e, fikir beyan edebilirler, e, giyim kuşamları farklı olabilir. Yunan kadını mesela Türk kadınından e, daha suspus bir haldedir. Türk kadını daha cazgırdır ve istediğini elde etmeyi bilir. Yunan kadını ise e, maalesef e, istediklerini elde edemeyen bir e, kadın türüdür. E, her ne kadar Avrupalı olduk diyorlarsa da e, Yunan kadını daha bağnazdır. E, ev hayatı e, bir Türk kadınından daha kötüdür. E, örf adetlerini e, bu Avrupalı olma adına tamamen kaybetmiştir. Ee, iş güç sahibi oldum artık e, ben de e, istediğimi yapabilirim e, dünyasına girdikten sonra da e, tamamen kendini kaybetmiş bir e, kadın türüdür şahsen benim pek çok kadın arkadaşlarım var Yunanistan'da e, sayılı 2-3 tanesi harici e, gerisi devamlı e, mutsuz ve problem yaşar eee Yunan kadınıyla Türk kadınını tercih et, etme meselesini sorarsanız bana ben e, Türk kadını daha çok tercih ederim. Çünkü e, direnmesini bilen bir kadındır. Yunan kadını direnmez. Batırma, Yunan Allah Allah. Tolga Gündüz. Tolga Gündüz. Sevan Hoca tüm sevenleri tarafından zor adam olarak tanımlanılıyor. Sizin en yakındaki insan olarak en zorlandığınız huyu nedir? Şimdi bu bir efsane. Sevan hiçbir şekilde zor bir insan değildir. Yani Sevan'ın yakın çevresine girerseniz Sevan'ın zor bir insan olmadığını anlayacaksınız. Ee, çok insancıl yanı vardır. Ee, İnsanlarla ilişkileri kendi istediği zaman çok çok iyidir. Yeter ki sıkılmasın. Bu sıkılma mevzusunu daha sonra başka bir soruda da cevap olarak size açıklayacağım. Eğer Seva'nın düşünme tarzını anlıyorsanız hiçbir zaman zor bir karakterle karşı karşıya gelmezseniz. Ee, ...özel olarak yani... E, ...Seva'nın beraber olduğu bir kadın olarak da... E, ...hiçbir şekilde zor bir yanını görmedim. Yani Bildiğimiz basit Sabatyalı Ermeni adamı. Bakalım ne demiş bu arkadaş. Hmm. Burada iki tane, iki arkadaştan aşağı yukarı aynı soru var. Ee, bu Yunanca yazan, profil ismini Yunanca yazan arkadaş kim bilmiyorum... Era Ayetos demiş. Bir de Cape. Sevan Bey ile nasıl tanıştınız? İran'ın merhaba Sevan Bey ile tanışma hikayenizi bir de sizden dinlemek isteriz. Evet bu biraz uzun sürecek. Ben genelde e, Sevan gibi e, sorularınızı e, cevaplandırırken fazla uzatmıyorum. Ama bu biraz uzan, uz, uzun sürecek. E, sanırım Mısır'dayken. Ee, Sevan bu soruya cevap vermişti. Fakat o, o kendi bakış açısından, kendi yaşandığı yaşadığı olaylardan Sevan Bey'i ben nasıl tanıdım? Malumunuz Sevan Bey, işte e, hem e, Ağustos'ta yazdığı dönem hem e, Taraf gazetesinde yazdığı dönem e, benim de ilgimi çekmişti. O zaman ben Yunanistan'da yaşıyordum. E, ve arada bir takip ediyordum. Hatta zaten da e, Cumhuriyet üzerine e, fikirleri çok ilgimi çekmişti. E, kaçak olarak kitabını bir yerlerden bulup buluşturup okumuştum. Fakat e, Sevan Bey'in fanı değildim. Sevan Bey'in fanı annemdi. Ee, o derece ki e, tarafta olsun Ağustos'ta yazdığı bütün yazıları gazete küpürlerini keser eski kadınlar öyle yapardı ee, ve bunları bir deftere e, uhu ile yapıştırır ee, ve onu ziyaret ettiğim zaman İra okudun mu diye önüme atardı. Okudum okudum derdim ee, okumamış olsam bile okudum okudum derdim ki e, annemle aram bozulmasın. Ta ki Sevan e, hapse girdi. O dönem e, diasporadaki Ermeniler olsun, e, Türkiye'deki e, Türkiye'li arkadaşlar olsun, e, bir tepki göstermek istedik. Sevan'ın e, hapse girmesi e, hiçbirimizin e, adalet anlayışına uymuyordu. O yüzden o dönem moda olan imza toplayalım, işte bilmem ne şeyde internet üzerinde bir takım yayınlar yapalım filan falan çok modaydı. Hala da moda geçersiz bir şey, hiçbir işe yaramıyor o işler. Yunanistan için çok samimi olduğumuz bir Türkiye'li arkadaş İra dedi sen üstlen dedi Seva'nın Yunanistan'daki e, basın açıklamalarını tamam dedim yaparım dedim ee, ve böylece e, Yunanistan ve e, Avrupa'da e, Sevan ile e, iletişimi ben sağladım ee, bir iki kere işte e, ayıp olmasın diye e, Yunanistan'dan çok cici adalardan kartlar gönderdim hapishaneye okumadığını bildiğim halde. Ee, belki, belki biraz keyfi falan düzelir diye gönderiyordum ama sanırım hiçbir zaman okumadı ee, illet bir insan olduğu için o yalnız, e, kendi beğendiği şeylere bakar ee, ta ki sonunda Sevan kaçmayı başardı gerçekten çok sevindik çünkü hapiste vakit kaybettiğini e, hissediyorduk ee, vereceği çok şey vardı bu insanın ve Türkiye'de hapiste boşu boşuna vakit kaybediyordum. Kuş uçtu olayından sonra derhal Türkiye'den bana haber geldi. İra dediler, Sevan Yunanistan'da. Daha hiç kimse Yunanistan'da olduğunu tabii ki bilmiyordu. Ben de o zaman dedim ki... Tamam. Bütün ihtiyaçlarını burada karşılayabilecek bir e, ortam, bir düzen e, hazırlamaya hazırım. Fakat Yunanistan için Temmuz, Ağustos e, iyi aylar değil. O yüzden e, bayağı beklemek zorunda kaldık. Her neyse ve e, ben Sevan'ı Atina bağlanında karşıladım ve tanışmamız öyle oldu uzun bir dönem e, çok iyi dost ilişkimiz oldu e, elimden geldiği kadar ona yardımcı oldum e, ta ki bu o, askerlik muhabbetimiz çünkü öyle bir muhabbetimiz vardı sanki iki erkekmiş gibi bir muhabbetimiz vardı e, belki de aynı coğrafyadan olmamız belki de aynı kültürü paylaşmamız e, evliliğe kadar yürüdüğüm işte böyle. Tansu açık hocamız ve dostumuz, Janet'in yazılarından kitap hazırlama çalışmasına vaktin oluyor mu demiş. Tansucum Janet'in kitabı hazır. Epeydir hazır. Arasa biz teslim ettik kitabı. Görselleriyle birlikte ve şu anda e, uzun bir bekleme dönemindeyiz. E, muhtemelen e, ekonomik nedenlerden kitap hala basılmadı. Bekliyoruz. Can Turhan. Samosa Sevan Bey ile mi adım attınız yoksa orada daha öncesinde bir hayatınız var mıydı? Sevan Bey'im ve tabii sizin Türkiye'ye dönme ihtimali nasıl görüyorsunuz? Bu konuda neler konuşuyorsunuz? Ee, benim aslında hiç bilgim yoktu. Ee, çok eski e, ne bileyim üniversite dönemimde e, ve e, şeyde. E, Sevan'ın e, ilk e, Samos'ta kaldığı yörede olan bir kilisenin restorasyonu için okul olarak e, gitmişliğim vardı. Bir hafta kalmıştım, bütün Samos'ta ilişkim buydu. E, Sevan orada diye Samos'a gittim. Yoksa hiçbir ilişkim yoktu adayla. İkinci sorunuz Sevan Bey Türkiye dönme ihtimali. E, böyle bir olanak olursam Evet Türkiye'ye dönme ihtimali tabii ki e, konuştuğumuz bir konu. Sevan için çok çok daha önemli bu. Ee, benim de zorluk çekmeyeceğim bir şey. Yani eğer Türkiye dönme olasılığı olursa e, Sevan'a eşlik edeceğim. Neticede kocam. Can Turhan tekrar bir soru daha sormuş buradan. Ortalama Yunan vatandaşının Türkiye'ye bakışı hakkında neler söylersiniz? Ortalama Yunan vatandaşı ortalama Türk vatandaşı gibidir. Yani e, devlet politikası eğer e, Türkiye hakkında iyi bir şey söylüyorsa o gün cümbür cemaat bütün Yunanlı vatandaş e, Türkiye'yi sever. E, kapalı çarşıya gidip e, deri ceket aldığını hatırlar. Türkiye'de yediği baklavanın ne kadar lezzetli olduğunu filan söyler. Aynısı zaten Türkiye'de de oluyor mesela. E, vay işte adalara gittik de ne güzel kalamar yedik ne güzel uzo içtik. E, ortalama hiçbir vatandaş e, devletin e, uyguladığı bu oyun oyunun farkında olmaz zaten istediği gibi insanları gaza getiriyor veyahut istediği gibi insanları e, sevgiye e, yollandırıyor. Keşke insanlar yani bu ortalama insanlar bu oyuna düşmesin. Burada Fak adında bir profil uzun bir soru sormuş bakalım ne demiş. Sevan Hoca mutfakta nasıl? Sevan Hoca mutfakta oturuyor, yemek yiyor, nasıl olsun. Ayrıca sizce bir hanımefendi olarak sevgili tercihinizi hangi özelliklere göre yapmalıyız? Pardon. Ayrıca sizce bir hanımefendi olarak sevgili tercihimizi hangi özelliklere göre yapmalıyız? Ha bu fak profili hanımefendiymiş. Okey. Sevgili tercihinizi e, hangi tercihlere göre yapmanız sizi ilgilendiren bir, bir olay yani. E, kimisi uzun boylu sever, kimisi akıllı sever, kimisi aptal sever. O özelliklere siz karar vereceksiniz. Beyefendi gibi yakışıklı, eğitimli, tatlı dilli bir yiğidi nasıl kapattınız? Sevan benim kapatmam değil. Yani kendinize gelin. Okey. Beyefendi gerçekten bir beyefendidir Sevan. Eğitimlidir. Tatlı dilli diyemem. Tatlı dilli değil. Akıllı bir dili var fakat tatlı değil. Yiğit olduğunu da bilemeyeceğim. Yani belki ne bileyim yiğitlik anlayışı neyse artık. Mesela pencerelere tırmanıp bana bir çiçek getirmedi yiğit olarak. Alkol işini nasıl ayarlıyorsunuz? Ne kadar kullanmak makbuldür? Ne kadar kullanımı evliliği tadında tutarsın? Siz ne kadarına izin veriyorsunuz? Ne kadar kullanıyorsunuz? Alkol işini insanlar kendi kendilerini ayarlamak zorundadır. Yani e, organizman ne kadar çekiyorsa o kadar içeceksin. Biliyoruz. Yani bunun farkındayız. E, çekmiyor artık. İzin mevzusu değil herhalde. O kendi kendini biliyor. Hmm. Merhabalar. Sevan Hoca'nın geçmişte eşiyle olan veya olduğu iddia edilen şeylere karşı fikriniz nedir? Burada bir netlik gelmemiş bu soruya. Bu şeyler nedir? şey kelimesi olmasa cevap verecektim. Erdal şöyle bir soru sormuş. Sevan Nişanyan'ı uyurken bıçaklama dürtüsünü engellemek için ne yapıyorsunuz? Ay manyak mısın Erdal? Niye bıçaklayayım adamı ya? ya? Bir de kan revan her taraf. Hadi onları ondan sonra temizle. Bir insanı öldürmek için bıçak kullanılmaz ki. Kadın olmak yeterli. Nahit melikler. Güneşi hissedince, görünce zihninde hangi olgular oluşuyor? Ya şimdi bu duygusallık yaşı benden çoktan geçti biliyor musun? Yani güneşe çıktık, aya çıktık, mehtaba e çıktık. O ağacın altını hatırlıyor musun gibi şeyler bende yok artık. Mesela güneş dedi aram hiç iyi değil. Ya, yani hiç sevmiyorum. Gökhan Öztürk. Sevan Nişanyan mı? Kenan İmirzalıoğlu mu? Bunu sormana bile şaşıyorum Gökhan. Tabii ki Sevan Nişanyan ya. Meraklıyla bir arkadaş da "Curu ne demek? Iracuru nasıl telaffuz edilir?" demiş. Okey. Ee, bu T te ve Z harfi sizin aklınızı karıştırıyor, değil mi? Bu TZ harfi C'dir. Yani Curu. Şunu da burada bir ekleyelim. Yunanlılarda soyatlar kadınlarda U olarak biter, erkeklerde is ve os olarak biter. Okey. O yüzden bu ismin telafizi Ira Curu. He. bu işte beklediğim sorulardan biriydi. Partizan kardeşimiz zaten devamlı vaziyette her pazar günü takiptedir partizan. Bu soruyu ben ille de bekliyordum ama böyle beklemiyordum. Daha net olarak bekliyordum. Neden bu kadar ırkçısınız? Sevan Hoca hemen hemen her konuya ben onların yerinde olsam ne yapardım düstürüyle yaklaşıp ihtiyatlı yorumlarda bulunurken siz Saf nefret kuş, kusmakla meşgulsünüz. Bu soruyu sorduğu zaman bu arkadaş ben ondan YouTube üzerinden daha net e, sor dedim sorunu. Ve ona bana cevap vermedi. Hatta zaten de provoke amaçlı sordum dedi. Ardından da şu cümleyi yazdı. Ermeni milleti bir asır önce büyük bir travma atlatmış olabilir. Unutalım. Okey. Ama o nesilden sonra hemen hemen hepsi ortalama bir Türk'ün sahip olmadığı kadar medeni, müreffeh bir yaşantı sürdü. Ne kıskanıyor musunuz bu yaşantıyı? Neyse. Bugün hala devam eden bu hınç, bu nefret bana çok abartılı ve alakasız geliyor. Şimdiden iyi yayınlar dilerim demiş Partizan. Şimdi partizancı Ermeni milleti bir asır önce bir travma atlatmadı. Büyük bir travma yaşadı. Yani soykırım yaşadı. Bu travmayı da hala atlatmış değil. Çünkü bu travmayı atlatmaları, atlatmaları için hiçbir olanak yok. E, bu yarayı devamlı bir vaziyette e, deşiyorlar. Belki de yeni nesil bunu unutmak veya saygıyla üstüne bir kara örtü örtmek istiyor. Fakat buna izin verilmiyor. Hele hele diasporaya saçılmış milyonlarca Ermeni bunu hala unutmuş değil. Siz bunu şimdi bir nefret olarak görüyorsunuz. Çünkü e, Ermenileri iyi tanımıyorsunuz. Bu topraklarda, bu coğrafyada yaşamış olan e, komşunuz olan Ermeniler aslında sizden fazla bir şey beklemiyor. Ben de bir şey beklemiyorum. Belki benim Ermeni kimliğim e, sosyal medyada daha fazla görünüyor çünkü bir yanım Ermenidir, benim annem Ermenidir, babam e, Rumdur. Ermenilerin hatta diaspora'da yaşayan Ermenilerin sizden bir tek isteği var: saygı görmek. Başka bir şey istemiyor sizden. Saygı görmek istiyor. Bir buçuk milyon ıı, akrabaları adına ıı, bu travma dediğiniz olayla yüzleşmenizi, özür dilemenizi istiyor. Toprak istemiyor. Yalnız ve yalnız. Bakın biz sizinle ne kadar güzel yaşıyorduk. Bakın biz ne kadar akıllıyız. Bakın biz. Ee, bu kadar akıllı olmamızla e, sizlere neler neler verdik. Niye bizi sevmiyorsunuz? Feryatları aslında bu. Bakın biz Osmanlı'da size ne kadar yardımlarda bulunduk. Bakın biz matbaalar açtık. Bakın biz bilim adamları yaptık. Siz bizi buradan kovduğunuz zaman... Başka ülkelere gidip orada da neler neler yaptık. Lütfen bize saygı gösterin diyor Ermeniler. Olay bu. Nefret yok. Doğukan güzel bir soru sormuş burada. Kadınların uygarlığın inşa edilme sürecindeki rolünü nasıl değerlendirirsiniz? Çok uzun bir cevap isteyen bir soru aslında bu. Ama ben çok kısa bir cevap vereceğim. Uygarlık derken neyi kastediyoruz en başta? Kültürü, sanatı, mimariyi, bilimi her şey uygarlığın bir parçasıdır. Ve uygarlık ne zaman başladı? İnsanların varoluşundan beri uygarlık adım adım ilerledi. Ve ilk aklıma gelen ne biliyor musunuz bu olayda? Yani kadınların rolü derken e, Ariston kadının ortaya çıkışının bir hata olduğunu düşünür mesela. Neden bu kadınlar var? Ariston'un ne zaman yaşadığını biliyorsunuz tabii ki. E, Uygarlık inşa edildiği zaman kadının rolü bence e, yok gibiydi kadının rolü birinci dünya ikinci dünya savaşından sonra sanayi devriminden sonra e, görünmeye başladı belki de e, bu erkek egemen dünyada ya şu kadınlara da birkaç rol mü versek e, olayı mı vardı diye düşünüyorum ben sanmayın bütün gençliğimde çok koyu bir feministim. Fakat ne kadar çok okuduktan okuduktan sonra ne kadar çok deneyim kazandıktan sonra feminizmin hatalarını gördüm. O yüzden size bu bu, bu tip bir konuşma yapıyorum şimdi. Sanayi devrimiyle ile kadın her şeyini kaybetti arkadaş. Kadınlıktan çıktı bir kere. Ee, hem kapitalizme ayak uydurdu, hem evinin kadını oldu, hem çocuğunu büyüttü, hem kocasının donunu yıkadı. Ee, tamamen büyük bir kayıp yaşadı sanayi devriminden sonra kadın. Nasıl böyle bir oyuna düştü? Çok kötü, çok kötü. Uygarlıkta neler yaptı kadın? Erkekler ne izin verdiyse o ya, onu yaptı kadın. Yani felsefede de olsa, bilimde de olsa erkekler ne izin verdiyse onu yaptı kadınlar. Daha fazlasını yapmadı, yapamıyor, yapamayacaktı. Devamlı takipçimiz olan Aras şöyle bir soru sormuş. Sevan Bey'in hiçbirine sinirlenip yumruk yumruğa kafa göz kavga ettiği oldu mu? İşte Sevan Bey nadiren sinirlenir. Yani Sevan Bey'i sinirlendirmek için çok büyük çaba sarf etmeniz lazım. ya yani Gerçekten. Ee, ama o limite vardığı zaman gözü döner o zaman da sizin kaçmanız gerekir ya da o limite getirmeyeceksiniz bu insanı ki çok çok sinirlenen bir insan yani sinirlenmeyen bir insan her şeye dayanma gücü çok yüksek olan bir insan ee, sabırlı mantıklı e, her şey için e, şiddet kullanmadan e, fikirleriyle diriyle çözüm getirebilecek bir insan ama o limiti aşmayacaksın arkadaş o limiti aşınca bu adamın gözleri dönüyor. O gözü döndüğü zaman kaç kaç ne yapacağı hiç belli olmaz. Yani bir iki kere ben de kadın dırdırı bır bır bır, bır 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 kafasını diyim oldu. Ve o, o göz ifadesini o yüz ifadesini gördüm. Ve hemen ayakkabılarımı giydim. Kapıdan dışarı çıktım arkadaş 15 dakika sonra eve döndüm. Her şey bal kaymak. Okey sinirlendirmeyeceksiniz bu adam. Ne yapacağı hiç belli olmaz. Genetik de olabilir. Bende de oluyor bu yani. Yani önüme herhangi bir şey varsa önümde fırlatırım. Stalin profilli arkadaş şöyle güzel bir soru sormuş. Sevan Nişanyan gölgesinde bir yaşam nasıldır? Wow. Sevan Nişanyan'a atfedilen kadın düşmanı laflarına ne dersiniz? Gerçekten öyle. Bir, gölgesinde yaşamak. Yok, gölgesinde değilim ben. Yani Herkesin kendi gölgesi vardır. Herkes kendi gölgesine sahip çıkar. Rolümü de çok iyi biliyorum. Gölgede yaşamak yok. Onu bir kapatalım. Okey. Öbürsü neymiş? Hmm, kadın düşmanı. Evet. Ya nasıl kadın düşmanı olsun bu adam? Yani binlerce kadın tarafından her gün yüzlerce mesaj geliyor bu adama ya. Nasıl kadın düşman olabilir? Kadınlar tarafından çok seviliyor. Ama kadınlara verecek vakti yok. O yüzden kadınlar kadın düşmanı diyor. Ne yapabiliriz bu iş için? He? Kadın düşmanıymış. Adam bir kere kaç evlilik yapmış ya? Bu kadar evlilik yapan insan kadın düşmanı olabilir mi? Hiç bu, bu kadar yani evlilikten sonra bu kadınlar hiç mi hiç mi demediler bu adam kadın düşmanıdır diye? Bir o kadar da sevgilisi, bilmediğimiz neler neler. Ben Sevan'la arkadaş olduğum vakit bile gözlerimin önünde neler neler oldu. Kaç kadın böyle kapısına kadar geliyordu. Nasıl bir kadın düşmanıysa artık. Ama bana kaldı. Hmm, evet, aşağı yukarı aynı bir soru. Onu da alalım. Green Card hayali kuran bitlisli arkadaşımız. Sevan Hoca'nın geçmişte birden fazla evliliğinin olması sizi ufak da olsa rahatsız etmiyor mu? Ee, birden fazla evliliği olması? Niye? Hayır hiçbir şekilde beni rahatsız etmiyor. Benim de birden fazla tabii ki evliliğim var. O, o da o, onu da rahatsız etmiyor. Bu yani insan deneyim yapar. Biri tutmazsa öbürü tutar. Öbürü tutmazsa bir sonrası tutar. İnsan de, deneyim yapmalı yani. Ta ki istediğini bulduğuna kadar gitmeli. Bir evlilikte kalmayın sakın. Yaşadığı ülkeden firar eden, her gittiği ülkeden sınır dışı edilen bir adam ile yaşamanın zorluğunu anlatır mısınız? Artık yeter dediğiniz anlar oluyor mu? Evet oluyor. Evet çünkü ben Sevan'dan çok çok daha e, güçsüzüm. Çünkü ben Sevan'dan... E, çok çok daha e, direnç sahibi olmayan bir insanım. E, artık yeter dediğim oluyor, ama fazla da sürmüyor çünkü e, bütün bu o, zor günleri beraber geçireceğiz. E, umut ederim ki e, tünelin sonunda ışık göreceğiz. Çok 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 sevdiğim Memedova Türkiyeyi özlediniz mi diyor. Arkadaşlarınızı gezdiğiniz yerleri, eğer imkanınız olsa Türkiye'ye dönüp temelli orada yaşamak ister misiniz? İra Hanım kendi çocuklarınızla evde hangi dilde konuşuyorsunuz? Severek izlediğiniz Türk dizileri var mı? Sevgili Mehmedova. Ee, belki kabullenmiyorum Türkiye'yi özlediniz mi'nin cevabının evet olmasını belki kabullenmiyorum çünkü ben Türkiye'den ayrıldığım zaman arkama siyah bir taş attım. Bu Yunanlıların bir deyimidir yani tekrar dönmeyeceğim e, nefret ediyorum manasında gider ayak arkama siyah taş attım denir. Ee, evet Türkiye'yi özlediğim oluyor ama Türkiye'yi bir ülke olarak değil Türkiye'yi bir e, sevdiğim beraber olduğum o, güzel anılarım olan insanlarla yaşadığım bir e, yer olarak e, tanımlarsak evet Türkiye'yi özledim ee, eğer imkanıza Türkiye'de dönüp temelli olarak yaşam ister misiniz eee eğer böyle bir şey olursa ki e, Sevan da bunu istiyor tabii ki. E, i̇sterim tabii ki isterim. Yani bildiğim bir coğrafya, e, bildiğim örf adetler, e, saygı duyduğum insanlar yaşayabilirim. Kendi çocuklarınızla evde hangi dilde konuşuyorsunuz? Kendi çocuklarım e, sevgili Günel e, artık büyüdüler. Ee, evde olduğumuz vakit e, Yunanca konuşuyorduk. Ee, çocuklarımın babası Yunanlıydı. Ee, biraz fazla e, Yunan milliyetçisi idi belki de. Ee, mesela ben annemle e, Türkçe veya de, e, Ermenice karışık dilde konuştuğumuz zaman ama ne yapıyorsun? Çocuklar eee doğru düzgün bir lisan öğrenemeyecek gibi kaygıları vardı. Bir, o nedenden çocuklarla Yunanca konuştum. İki de çocukların doğduğu dönem yani 1900 99 2000 senelerinde belki Türkiye'ye karşı küstüm. Belki o yüzden de çocuklarla Türkçe konuşmadım. Severek izlediğiniz Türk dizileri. Türk dizileri pek seyretmiyorum. Ee, arada bir e, yemek yaparken izlediğim Türk filmleri var. Sevan çok kızıyor. Hiçbir şekilde Türk filmi seyretmemi istemiyor. Fakat e, benim izlediğim bu dizilerdeki e, amaç ne? E, o dizilerde ben İstanbul'u veya Ege'yi görüyorum. Yani filmin konusu aslında beni ilgilendirmiyor. Bagrante geçen e, gemi, Bagrant'ta görünen bir e, ayvalık, onu izliyorum aslında. Talip Korda Kubalı demiş ki, İstanbul yaşanır bir şehir haline gelebilir mi? Şimdi bu İstanbul'u durmadan oradan oraya fırlatmanız, e, ahtapot gibi parçalamanız e, bana biraz dokunuyor aslında. Evet İstanbul e, çok kalabalık, kalabalık bir şehir oldu ama İstanbul İstanbul yapan neydi? E, aslında e, soru o. İstanbul'u İstanbul yapan ve İstanbul'u yaşanır hale getiren e, unsur neydi ki o şehirde yaşamak apayrı bir güzellikti? Ee, artık İstanbul'da e, İstanbul'u İstanbul yapan insanlar yok. Annemin annemin dediği bir laf vardır. Biz yokuz. Biz olmazsak İstanbul İstanbul olmaz. Hm. Bu, bu soruyu en sona alacağım. Bu soruyu en sona alacağım. John Melton sordun. Bu güzel soruyu en sona alacağım. Ve bu meyanda gelen yeni sorulara bakacağım. Ve çok çabuk çabuk cevaplar vereceğim. Bakayım Sevan hep diyordu ki Aa, sorular böyle kaçıyor 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 diyordu. Bakayım kaçıyor mu? Aklımda deli sorular demiş. Deli sorular varsa sor deli soruları ya. Bak burada bir blok. Blok atıyorum burada şimdi. Bak. Semon Hoca'ya baksan ya ayaklı playboy çıktı. Evet. Bilmiyor muydunuz? Siz de milli piyango vurdunuz. Olmuyor, olmuyor ya, olmuyor. Hmm, güzel bir soru. İra Hanım sizce ideal evlilik yaşı kaçtır? Kadın ve erkek için. Arkadaşlar ideal evlilik yaşı. Eğer çok çocuk yapmak istiyorsanız en fazla 25. 29'a kadar gider. 30'dan sonra girmeyin bu işlere. Hadi canım. Çocuk yapmayacaksan anne ne, neye evleniyorsun? 18'den 80'e kadar her yaş idealdir evlenmek için. Saçmalama. 80'i <laughs> niye soktun ki işin içine? <laughs> Açık kapı bırak. Saçmalama. <laughs> Evleneceksen, çocuk çocuk yapacaksan ideal yaş odur. 18. Yok 18 çok küçük ya bırak okusunlar biraz ya okuyup ne yapacaksın, okuyup ne yapacaksın deme Bir kafa yapın değişiyor okuyup ne yapacaksın diyor kafa yapın değişir okumak zorundasın Hı. hem kadın hem erkek okuyun arkadaşlar <laughs> İşte öğretmen öğretmen geldi izin vermiyor bak şimdi girdi burada neyse. Ee, İra Hanım Sevan Hoca'nın en sevdiği yemek nedir çok güzel bir soru bu bakın şimdi ee, ben Sevan'la e, evlenmeden önce ki daha öncedenki ki evliliklerim ve çoluk çocuğum plan vardı İyi müşterim yoktu mutfakta arkadaş bu iyi müşteri olayı çok önemli müthiş önemli bir olay yani Zamanını veriyorsun, vaktini veriyorsun, yemek yapıyorsun ve iştahla yenilmiyor bu yemek. Ih, mıh, zart, zurt filan falan. O yüzden ben fazla yemek yapmazdım. Ama Sevan'la anneannemden kalan genetik DNA'lar geldi. Sevan her yemeği sever arkadaş. Sevmediği yemek yoktur. Ama en çok mercimeği sever ki ben hiç sevmem. Burada arkadaş demiş ki, İran'ın Yunanistan'da ortodoks inancı Yunanistan'da ortodoks inancı geriliyor mu? Bu dinlerin gerilmesi insanlık için tehlike değil midir? Din zaten tehlikedir. Ama e, Yunanistan'da hayır. ortodoksluk hiçbir zaman gerilmez. Ya Yunanistan'da hiçbir zaman Yunanlılar e, dinlerine çok bağlıdır. Dinsizi bile, yani Yunanistan Komünist Partisi'nin üyesi bile. Tolga Koçoğlu demiş ki, merhaba, 1915'te aileniz neredeydi? Ya yani ille de istiyorsunuz, ille de bu soruyu istiyorsunuz değil mi? Ondan sonra da diyorsunuz ki, yıra nefret kusuyor, yıra bimlem ne yaptı, yıra ırkçı, yıra bimlem ne. 1915'te ailemin yarısını kestiniz be arkadaş be. Egindi, Arap girdi, tok attı. koskocaman bir ailem yok yok edildi. İranlı şu mutfak şeflerini izliyor musunuz? Türkiye delirmiş gibi bu programları izliyor. Yok izlemiyor ama bir tane İngiliz var. Bir İngiliz arkadaş var şimdi ismi aklımda değil Onun programını çok severim Çünkü o Kıçından yemek Çıkartan insanlardan Yani dört tane bir şey getiriyorsun Bir kenara koyuyorsun ondan yemek oluyor Benim tarzım da o zaten O İngiliz arkadaşın ismi şimdi aklımda değil Dedemin insanları izlediniz mi? Evet izledim Ha Kerim Apaydın bak işte bilmiyorsunuz olayları. Yunanistan'dan sınır dışı edildikten sonraki yayında Sevan abinin sinirlendiğini görüp odaya dalmıştınız. Hiçbir şekilde. Şimdi bakın biz Belgrad'dan bir yayın yapmıştık. Ee, Sevan e, bir takım e, prototipleri vardır. Yani yayından önce biraz içki içmek ister falan falan. O yayında içki yoktu arkadaş. O içkiyi getirecek arkadaş getirmemişti. O yüzden sinirliydi Sevan. Ve ben ne yaptım? Belgrad kepçe buldum içkiyi getirdim. İran'ım Sevan abiye en çok hangi konuda gıcık oluyorsunuz? Sabit fikirli ama haklı Allah kahretsin ee, her zaman haklı çıkıyor ben ona çok sinirleniyorum ya bir kere de haksız çık ya hangi takımı tutuyorsunuz nerede hangi takımı takım derken ne bizim takımı tutuyorum Jamie Oliver söylediğim. Evet, Jamie Oliver. Evet. Bak, hemen görmek istiyorum. Hemen gel, kaçırma şovu. Gel, 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 gel. Gel. Neyse ki burada internet donma yapmadı. Hello. <gülüyor> <gülüyor> ne demiş burada arkadaş? Haklı mı? Evet haklı olmasa da iyi tartıştığından haklı sanıyorsunuz. Değil 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 haklı çıkıyor haklı çıkıyor. Allah kahretsin her seferinde haklı çıkıyor ya. İran'ım sizin Türkiye siyasi ve ekonomik geleceği hakkındaki görüşlerinizi ve öngörülerinizi merak ediyoruz. Bakın arkadaşlar ben 53 yaşındayım. Ona 13 yaşına kadar Türkiye'de yaşadım. Pek çok kez gittim geldim. Türkiye benim yani gençlik yaşımdan beri hep aynı bir arkadaş be. Ekonomisi de aynı. Her bir şey de aynı. Hiçbir şey değişmiyor bu ülkede. Devamlı insanlar kemerleri sıkıyor. Devamlı insanlar mutsuz. Hiçbir şey değişmiyor bu ülkede. Buna rağmen biz seviyoruz bu ülkeyi. Sevan hocam neye izin verse onu mu yapıyorsunuz? Ömer Faruk Gani demiş bunu. Abi ben, ben yani Sevan hocadan neyin izni alayım? Ya Sevan hoca benden neyin izni alsın? Yaşlı başta insanlarız biz ya. Ne izni ya? Fikir alabilirsin. İzin bambaşka bir şey. Fikir alırsın. Şunu şöyle yapsam ne olur? Yani her çiftin ciddi ciddi konuşması gereken şeyler bunlar. Fikir alışverişi. Mesela öğlen yemekte fikir alışverişi yapın. Sıkça konuşun eşlerinizle. Bakalım başka neler gelme. Sevan Bey eskisi gibi komünist olsaydı. Oha! Sevan Bey komünist miydi? Onu daha çok severdiniz değil mi? şahsen ben bir ve Komünist Partisi e, içerisinden hiç kimseyle hiçbir ilişkim olmadı. Demek ki eski Bisiklet biner misin? Sevan Hoca'yla hiç sorma. Onu bir Paris'te yaptık. Pestilim çıktı. Yok yok. Ben bisiklete binerim ama yani ben Sevan gibi değilim arkadaş. Yani Sevan bir biniyor bisiklete yani. 25-30 kilometre gidiyor. Ben yapamam öyle şeyler. Bir deniz kenarında ben çık 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 bisikletime binerim. Düz yol olsun. Yokuş filan hmm, olmasın. Sevan'ın en çok neyine aşık oldunuz? Adam karizma ya. <laughs> söyleme, söyleme, söyleme karizmalı adam. Olunmaz mı? Hatta bir kadın arkadaş bundan dört sene önce çok zorlamıştı beni. Aşıksın, aşıksın. Ben de yok aşık değilim, aşık değilim diyordum ama aşıktım. İra, Atina mı, Selanik mi? Volos. Ne kaç kişi Soran biliyor matematik Volos'un nerede olduğunu biliyor. Ne Atina ne Selanik. Volos'a Volos, a, Volos a git. Ana karaysa Volos. Adalardan Adalar hiçbir adayı. Ben ada, adacı değilim ben. Hı, bakalım daha ne var şimdi Yunanca öğrenmek zor mu? İsteyeceksin. İste öğren. İran'ın Yunanistan'da Altın Şafak Partisinin ve varsa ayrılıkçı hareketlerin geleceği nedir? İzin verilmiyor şu anda. Yükselmelerine izin verilmiyor. Zaten şu anda Yunanistan'da bulunan devlet e Yeterince faşist yani altın şafağa gerek yok. Başka başka başka. Ha. Ya saçma sorular sorsanız da ya hiç gelmedi öyle güzel sorular. Ben bir ara magazin gazetelerinde çalışmış bir insanım. Ona göre hazırlamıştım kendimi. Hira abla Sevan abim önce uyuyor siz mi? Kimin uykusu gelirse gidip yatar. Ee, Sevan hoca hangi renk? Don, don, ya, siyah giyiyor abi. Siyah. Yalnız siyah giyiyor. Beyaz hiç sevmiyor. Kıskançlık krizlerine giriyor musunuz hiç? Hiçbir zaman. Sevan'la olduğum hiçbir dönem kıskançlık krizine girmedim. Yani bir takım ufak çapta olaylar oldu ama kıskançlık krizine hiçbir zaman girmedi. Atlatıyorsun o, o dönemi. Belki gençken kıskançlık krizlerine giriyorsun. Büyüdükçe olmuyor. Mantıklı düşünüyorsun. Dönüp döneceği yer neresi yine bana gelecek zaten. Bu ne demiş? Yunanistan'da nazar boncuğu görünce şaşırdınız mı, sevindiniz mi? İlk duygunuz neydi? Daha çocuksu saf duygularınızı merak ediyorum. Yunanistan'da nazar boncuğu Yunanistan'da nazar boyuncunu babam getirmişti abi. Onun ihracatını babam yapıyordu zaten. Ben götürmüştüm bir piyasaya. Hiç evde osurur musunuz? Osurur evde yani. O ertelediğin soruya gel istersen. Bakayım ne kadar olmuş. Evet 850 adı. Okey. Ertelediğim soruya giriyorum. Kak sorusu. <laughs> Gireyim mi gir mi? Gireyim mı? mi? Gireyim attı mı diye söyle elbette attı. Bir dakika. E, tamam geliyorum. Okey. Kocam daha fazla izin vermiyor yayına. Ben burada yani 5-6 soruya daha cevap verecektim ama bak kıskandığı için bitir artık son soruya geç diyor. Tamam mı? O soruya geçeceğim. O soruya geçmeden bir soru daha alacağım. Şu güzel bir soru. Ondan sonra ona geçeceğim. Ya o soruyla kapatacağım. Tatlı yengemiz ne yapalım, nasıl yapalım? Ne tarz testler yapalım da kendimizi uzun süreli bir sevecek bulalım. Ben bayım bayan için sordum. Lütfen yandım yenge. Okey yaz bana çocuğum yaz ben bulurum sana bir tane. <laughs> Neydi o bilmem ne hanım vardı. Gazetelerde çıkardı hani. Güzin abla. Güzin abla. <laughs> yaz sen bana ben bulurum sana bak. İstediğin gibi bulurum. Bir alacağım tipiniz niye antik heykeller... Mi? Ya çekme ya ya çekme. Ya. Antik heykellere benziyor filan. Pörsüdük artık. Geliyorum son soruya. Okey. Ee... <laughs> sana da bulurum. İvan İlgi sana da bulurum evladım. Bulurum ben. Son soruya geliyorum arkadaşlar. John Melton. Sevan Bey'in eski eşi ile arasında dışkı da içeren bir polemiği olmuştu. Sevan Bey ile mutlu bir evliliği olan saygıdeğer bir hanımefendi olarak bu konudaki görüşünüzü öğrenebilir miyiz sevgiler? Evet. Polemik diyorsun sen bunu. <laughs> ne polemiği yani? Bu kadar parlak, bu kadar şahane bir aksiyon hiç duymuşlar mı başka birini? Bir dakika, <laughs> yapmış adam, atmış, atmış. Ama yani. sor neden? Ama atmış. sor neden atmış? Şimdi bu olay olduğu zaman, ee, ben o dönem ee, Yunanistan feministi. Partilerinde yani sözü geçen bir hanımdım da bu Sevan'ın olayı olduğu zaman şok geçirmiştim ve önüme verilen dergileri, gazeteleri okuduğum zaman hiç sesimi çıkartmadım ve şöyle dedim. İlk önce kendi kendime bu soruyu. Bir sorun neden atmış ya? Niye atmış? Ne olmuş? Çünkü ben de asabi sinirli bir insanım. Mesela kavga arasında eğer önümde şu bardak varsa fırlatır atarım. Ve şöyle düşündüm. Acaba bu adamın yanında yani işte o teste gönderilecek o zımbırtı vardı da o geldi de attı da ama niye şiddete başvurdu? Bir de Sevan'ı tanıdıktan sonra Sevan'ın e, şiddetle hiçbir ilgisi yok. Bu adam yani karıncaya basmıyor ya. Ya evde aman böceği geziyor. Git şunu öldür diyorum. Gidip öldürmüyor arkadaş. Gidip ben öldürüyorum ya. Ya yani şiddet yok bu adamda. Demek Biraz önce de size de dedim ya. Ee, limiti var. O limite o limiti aşmayacaksın. O limite vardığın zaman kaçacaksın. Yoksa bok yersin. Kaç. Okey. Sevan ıı, izin vermiyorsun değil mi? Bak saat tam şey oldu. Devam et. Ya ben, ben ne Hayır yani ben ne sahibim. bileyim senin müdürün olarak ben ama senin yayınlarını böyle kesmiyorum Sevan Hoca koltuk altı kıllarını alır mı? Hayır almaz heykel mi adam ki onları kessin siz de kesmeyin kim demiş bu Aras Demir. Ya kadınlar kessin mi? Ya yani kadınlar biraz kessin. Çok kessin, biraz kessin. Öyle, öyle dallan budaklanmasın yani. Biraz kesme olsun yani. Ee, başka yok mu? Başka yoksa kapatacağım arkadaşlar. Çocuk yapmayı düşünüyor musunuz? Oğlum sen manyak mısın ya? Bu yaştan sonra çocuk mu yapılır ya? Rumlar vermeyenler Neden terörist Ha git ya. Gelme bu kanala gelme sen. Git. Işte ondan, zevkli ondan. Saçma sapan. <gülüyor> <gülüyor> ya hanım beni evlat edinin. Valla çok isterdim. Ya gerçekten isterdim. Fakat çok çocuk var piyasada. Ya bir Seva'nınkiler bir yandan, benimkiler bir yandan çok çocuk var arkadaşlar. Yani baş edemiyoruz. İran'ın evde hayvan besliyor musunuz? Oğlum evim yok ki benim ya. Manyak mısınız siz? Sürgündeyiz ya. Bir de hayvanla besleyeceğiz. Samos'ta bahçede pek çok kediler vardı. Yani onları arada bir besliyordum. Atina'dayken de kedim vardı. Yani bu şöyle bir olay vardır. Kadınlar kedileri sever. Bir de yalnız olan kadınlar kedileri daha çok sever. Neden acaba? Evlendim kediye. <laughs> Saçma sapan sorular soruyorsunuz demiş. Ya arkadaş zaten saçma sapan sorular için hazırlandık biz burada ya. Burada oturmuşsunuz bana tarih soruları falan soruyorsunuz. Yapmayın etmeyin. Cık. Yemek sorun mesela. İranım Sevan Bey'in Çin Burcu'nu biliyor musunuz? Normal Burcu'nu bilmiyorum abi. Çin Burcu'nu nereden <laughs> bileyim ya? Çin Burcu ne? Hira teyze feminist misiniz? Her kadın feministtir. Annen de feministtir senin bak dikkat et. Her kadında bir feministlik vardır. Tamam dolma yine anma Türk mü? Hadi bakalım hep merak etmişsizdir. Ya bu ortak kültürdür bakın. Bu dolma siyaseti ortak kültürden gelen bir olay. Bu mutfak ortak kültürün mutfağıdır. Ama Türk kahvesinde üzgünüm. Kahve Türk. Yunan değil. Yani Yunanlar bir yerlerini yırtıyorlar. Efendim yok Yunan kahvesi falan. Yunan ne? Nereden bilsin kahveyi ya? Zaten Osmanlı'dan gelmiş Yunanistan'a kahve. O kahve Türk kahvesi. Ermeniler de yanlış yapıyor. Onlar da kendilerine çekmek istiyor bu Türk kahvesi olayını. Kahve yüzde Türk kahvesi. Yani o yapma biçimi Türk kahvesi. Evet değil. Araplarınki şey olur. E, e, ağır. Sonradan olur. Yani Türkler Mısır'dan öğrenmişler kahve yapmayı. Yani. Türk kahvesi abicim koyuyorsun tamam. yanında lokumu koyuyorsun o bir Türk kahvesidir. Türk iş kofiyo. Tamam mı? İşte dolmaymış bilmem neymiş cacıkmış. Bunlar hepsi ortak kültürün mutfağıdır. Ve bunu saygıyla sevgiyle hep beraber yememiz lazım. Didişeceğimize. Başka ne demiş? Hadi bir iki tane daha alacağım. Ondan sonra kapatacağım. Yunan direnişçi Aris hakkında ne düşünüyorsunuz? Hı, çok iyi düşünüyorum. Severim. İran'ım Sevan Bey sakallı mı beğeniyorsunuz? Bıyıklı mı? Benim için fark etmez. Sakallı da olur, bıyıklı da olur. Ben adamı seviyorum abi yani. Ne isterse yapsın. Sakal koysun, bıyık koysun. Benim için fark etmez. O hoşlanıyorsa ben de peki derim. Ya, öyle olmalı kadınlar. <laughs> İran'ım ne olur bitmesin. İran'ım ne olur kapatmayın. İra abla Sevan abinin gıdısını sever misiniz? Severim. Ne sevim kocam ya her bir tarafını severim tabii ki. Çay içiyor musunuz? Ali şey evet çay içiyoruz. Hattı zatında geçen gün işte bir Arnavutluğa kadar gittik. Deliler gibi çaydanlık aradık ki çay yapabilelim. Biçotakis hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşünmek istemiyorum abi. Neden? Bu um, Yunanistan e, miras e, sistemiyle e, başbakan getiriyor. Ya senelerdir mirası o, onun oğlu bunun kankası bilmem nesi yani. Konstantin'in oğlu geldi Kiryakos. E, efendim e, Papandreou'nun oğlu geldi Yorgakis. Yapmayın arkadaşlar. Miras düzeniyle gelen insanlardan bir devlet yönetilmez. Miçotakis çok büyük yanlışlıklar yapıyor ve gerçekten de aptal. Aptal adam. Eğer o, <laughs> Twitter'da izliyorsanız Miçotakis'i 19 yaşındaki bir çocuk gibi devamlı bir vaziyette elinde bir tane şey selfie yapıyor adam ya. İreniyorum adamdan. Sevan abi çok para harcar mı? A aaa. Katiyen. Yani. Sevan Bey hiçbir şekilde e, ıvır zıvıra para harcamaz. Toptan verir. Nasıl oldu, Toptan gider dört duvar bulur. Tamam mı? Dört duvara şak diye bastırır parayı. Okey. Son son. Bundan sonra kapatıyorum. Burada bir cinsellik sorusu var. Cevaplandırmayacağım. Güzel bir soru gelmiyor. Anıtkabir'de hacı oldunuz mu? Hayır. Hiçbir zaman gitmedim. Gitmem. Gitmem. her pazartesi yayın yapacak mısınız? Hayır yapmayacağım. Ama güzel güzel sorular biriktirirseniz ne bileyim ayda yılda bir kere yaparım. Rakımı uzo mu uzo. Rakı çok vuruyor kapatıyorum artık. Okey. Neden Rusya'yı sineği Siz Batıcı mısınız? Rusya'cı mısın? Nerede? Öyle soruyorsun. Ne niye Rusya'yı savunuyor? Sen batıcı mısın? Rusya'cı mısın? Ben. Oo, <laughs> oh, çok Beni Rusya'ca yapan bu hatun. Ben hep Rusya'cıydım üzgünüm. Ya yani Rusyacı olan benim aslında. Kalinkacı benim yani. Seven katiyen. Seven taraf tutmaz bir kere. Çok çok insani huyları vardır onun böyle. Okey arkadaşlar. Şöyle. Bu ne de bir iğreniyorum. Sevan Bey'in hapishanedeki röportajındaki iğreniyorum çıkışına benzemiş. Olabilir. Yani e, tencere yuvarlandı kapağını buldu olmazsa. Olmazdı bu. Okey arkadaşlar. Güzel bir soru bulamadım burada. Zaten tam 1 saat 8 dakika e, burada goy, goy yapmışız. Dolmaya ketçap sıkılır mı? Sıkılmaz. Sıkma sakın. Sevan hocanın kaç çocuğu var? Hmm, Wikipedia. Git bak. Kapattım. Hadi arkadaşlar kapattım. Okey. Öpüldünüz. Nereden kapanıyor bu? Kociş. Aşkito. Gel kapat bunu. <laughs> ha. Nerede? And stream yazıyor. Işte. Pardon. Tamam. Okey. Bye. And...